Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleyküm, hürmetli ahli İslam, mümin Müslüman braderler. Bugünkü maruzamız uşa bazarga çıkıdık. Yani şu bazar devamı da ketemiz. Çünkü bu hayatta hazır mene şehirlerimizde cüde katta katta bazarlar kuruluyordu. 70-60 faizimiz ticaretimiz, hemimiz, kupumuz, bala çaka bakamız, başka kılamız bu meselelerini iştivaliyelik indi. Bu hayatta gerek bu hadisler. Bunge isimde yok iken bilmeyi kagan iken ben deyip koysak, bunda cüde bir katta hatalar koygan bulamız. Hazır bazar kurul yaptı, kupa yaptı, kupumuz ne işimiz bazar bulan bulu yaptı. Şunun için bana şu aldı sattılarda, kendi muamelede, tarazilerde kendi kılıç gerek, Peygamberimizin mübarek hadislerden silerge yetkizemiz. Cabir ibn Abdullah raziyallahu anhuma rivayet kıladılar. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى رواه البخاري الله رحمت دیگه آسن الله رحم etsin الله مهربانlık qilsin shunday insonga ki debdilar payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Allah'ın rahmi kelib Allah mehribonligiga, Allah merhametiga olsun. Shunday bandaniki sotvotganda ham mardlik qilib sotdi, sotib olayotganda ham mardlik qilib sotib oldi, ikkita odamga hukm qilayotganda mardlik qilib hukm qildi. Ya'ni sotuvchi ham juda pastkash bo'lib ketish kerak emas. Peygamberimiz aytib turibdi, Allah mehribon bo'lsin, Allah rahim qilsin mard sotuvchiga. Endi oluvchini ham aytibdi. Endi sotuvchida yo'qmi u narsa? Allah marhamatiga olsin, Allah rahim qilsin mard oluvchiga. Oluvchi ham jay yerga urib olish kerak emas. Ba'zi juda molli yerga urib yuboradi, bu ham bo'lmaydi-da. Molingiz arzirkan deyorsa o'sha ovatgan narsasida baraka ham bo'ladi. Yerga uradi, ayyoronalik qilibdi, o'zi yaxshi mol. Unda ham qilish kerak emas. Sotganda ham, oluvchida ham. Endi ikkita odamni hukmini qilish, ikkita odam sizni bir hurmat qilib arzdodini aytib qoldi, bir hukm ana shu yerda ham haqiqat tomonini olib turib mardona hukm qilgan odamni ham Allohning unga rahmatu mehribonchiligi bo'lsin, Alloh rahim etsin unday bandaga debdilar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Hazrati Usmon radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadigan bu hadisda Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar: "Adhalallohu azza va jalla rajulan kana sahlan mushtariyan va bai'an va qodiyan." Allah Ta'ala savdada aldı da ya sattı da satvaganda satvavatganda ya satvalet satiyatganida ya ikkita tomonga hukm qilayotganda yengillik qilgan zihnalik qilmasdan pelini kenglik qilgan odamni jannatga kirgizadi. Uni jannati qiladi. Ko'rdingiz? Oldi sotdi qilyapsiz, tijorat qilyapsiz, shuni o'zida savob ish qilyapsiz. Nima bilan? Fe'lingizni yaxshiligi bilan. Yaratgan baraka bersin har bir narsada. Allohning rahmati, barakoti shunday odamda bo'ladiki, sotayotganda ham birovni dilini ranjitmay, qiynamaydi. Olayotganda ham mol sotayotgan odamni dilini ranjitib, qiynatib qo'ymaydi.
ve bir ikide üçte ortada hukum kuvatken deyem adilana hukum kıladı. Şimdi bendeni cennetki kirgizede Allah dediler Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Men kâne hayyinen leyyinen harramahullahu alennâr. Kim ki muamelede adamlar bilen muamele kuvvetkeni de aldı sattı de mi, başka dünya işi de mi, ahiret işi de mi, tilişirin, mülayim bugün adam Allah Teala dozakını haram kılarken. Tilişirin muamelelik insanını kim o? Atası tengi bilen başkaça, akası tengi bilen başkaça, özü tengi bilen bir başkaça, ukası tengi bilen bir başkaça, muamelede kaysi kesb egesi bulmasın, kandey hüner ya ticaret ya usta kim buluştan kaddi nazar, muamelede onu haceti düşken mi, bunu haceti, şimdi bizde kobra hacetimiz düşse, yumuşak bu kütledik Allah'a kub, işi bitkince. Lekin unga hojat tushganga muloyim qiladigan kam. Dey boshini ko'tarib turadi. Sani ishing menga tushyapti deydi de. Hali ishi tushgan endi bir ham muloyim bo'lib ketadi, bir ham yumshoq bo'lib ketadi. U ham ishini bitkizib olgandan keyin uni tanimay o'tib ketadi. Bunaqa emas. Bu payg'ambarimiz ta'riflayotgan har qanday muomalada. Ha bunga ishi tushsin. Ha bunu işi çoğattı. Özüden kattanı, özü tengini, her birini hukukunu bilip, muameleni yaşı kılıp yürüyen adam, Allah Ta'ala canını, tenini dozakka haram kılarken, bana pirden, hulukten buladigan sizge mukafatlar. Bu Muhammed Resulullah'ın sözleri, aziz biraderler, ben bunu asmandan tapıp, öz paydamını közlep gəpirmiyatıp ben, bu 14 asırlık Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözleri. İndi koparlar çı, cüde kubayıp gitken koparlar. Salam bergisi kimiydi? Bir adam bilen bir tüzün soraşçı bilmiydi. Ben sıraş. İmam Buhari'de bir hadis var, özlerini, ibadetlerini, özlerini, kurnişlerini, amellerini, peşle başka adamlarını bir pülge ami, başkalarını ibadet eden, amel eden külü yürgeller, kemandan okkan diye çıksa dinden şimdi çıkıp gitgenlerini bilmeye kaladı ular. Ularını hunu halal digerler. Şundaylar payda bulup kaldı. Uzları bur başkaça, haligi beçede adli namaz okuyduken o indi bir beşinci tabakada bilmiydi ki, onikini Allah ibadetini kabul kılvattı mı bunikini mi? Lekin uzunu hemen arsadan havardar de kılıp korsatadı. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem etkeni keller. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İsmah yüsmah leke. Birovga mardlik qilgin. Birovga juvon mardlik qilgin. Senga ham mardlik qiladiganlar topiladi. Har qanday insonga zihnalik qilib qo'yma. Bir kuni boshinga shundoq kun kelib qoladiki, sen ham zihnani qo'liga qolib qolasan. Mard bo'l, mardlik ko'rasan deyotlar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Ochiq ko'ngil bo'l. Birov bir narsada qiynalib turgan bo'lsa, bo'lsa yordamingni beror. Senga ham xuddi shunday ishni Alloh boshqadan qaytartirib qo'yadi. Qanday yomon birovga hojatingiz begona yurtda sizda shu mashinaga ishingiz tushib turdi. Yo'g'ini olib borib qo'y, yo vaqtim yo'q. Olib borib qo'ygin, iltimos shunda boramiz. Yo siz shunday qiyansiz bir kuni. O'ziz yurtingizda. Sizga Alloh qaytaryapti. Mard bo'ldingiz, keling otaxon, keling og'ayni, musofir ekansiz. Qaqa borib qo'y, hech nima qilmaydi, o'tiring. Vaqtim bor. Siz ham bitta joyga bor. Bo'la bu hayotda qutulish yo'q, bo'ladi. Siz ham bo'ldingiz bitta joyga bordingiz. Sizga ham mehmon. Ya o'tiring, olib borib qo'yaman.
o'sha qilgan savob ishingiz sizga Alloh qaytardi. Mard odam mana shu hayotda yaxshilik qilib yurgan odamga yaxshilik qaytaveradi. Zihna peli tor yomon ko'radi birovga yaxshilik qilganini o'zi qilmaydi. Biroq yaxshilik qilganini ham yomon ko'radiganga o'ziga ham shunday kunlar qaytadi. Unda odam o'zi ham hayotda qiynalib qoladi. Chunki har bir narsa hisobligida. Sarvar olam bu so'zlarni qarang, mardlik qil, senga ham mardlik qilishadi. Nomardlik qilsang, nomard kuniga qolasan. Uzayfa radhiyallohu anhu aytadilarki, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam marhamat qila aytgan ekanlar. دخل رجل الجنة بسماحته قاضيا ومقتضيا kirdi bir banda jannatga mardligi sababidan payg'ambarimiz hadis qudsi yana aytib beryapti qiyomatda holati menga merozda ko'rsatildi dedilar hisob kitob holatlarim ko'rdim dedi Bir banda so'roq qilindi. Bandam nima ish qilarding? Tojir edim. Do'konim bor edi. Qiynalib qolgan odamga nasiyaga narsalar berardim. To'lasa olardim, to'lamasa zo'rlamasdim. Bermay kelsa yonimdan to'ldirib qo'yardim joyini. Ey bandam Mani bir ojiz bandam bo'lib turib, men bersam sen ham yeysan. Mendan bir rizq talabida bo'lib turgan bandam bo'lib turib, shu ishni qilganinga hisob kitob yo'q, jannatga kiraversan. Insonlarga qanday muomalada bo'lgan bo'lsang, senga ham men shunday muomalada bo'laman bor. Seni ham qarzlaring olam olam kechirib yubordim. Mardlik qilsangiz İnsanlarga faqatgina o'ziz uchun emas Alloh taolo ham sizni o'sha fe'l xulqingizga yarasha muomalangizni ko'rsatadi. O'zini qandayligini bildiradi. Tor bo'lsangiz, zihna bo'lib ketsangiz, odamlarga hech bir odamlar yoqmay, odamlarga bir yaxshilik qilgingiz kelmay qolgan bo'lsa, ana o'zingizga ham shunday muomalada Alloh taolo bir kuni hisob kunida murojaat qiladi. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma Alloh o'zlaridan va otalaridan Alloh rozi bo'lsin. Lamma qadima an-nabiy sallallohu alayhi vasallam min Madinata kanu min aqbasin nasi kaylan. فأنزل الله عز وجل ويل للمطففين فأحسن الكيل بعد ذلك Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye kelganları da ya tarazıdan uğradıgan iken Medine'lilerden Peygamberimiz yenge hicret kıp kelganları da ya en tarazıdan urup kaladıgan adet şulardayken Shundan so'ng Alloh taolo payg'ambarimizga Vaylul lil mutaffifin mutaffifin surasini, ya'ni tarozidan gazmoldan urib qoladiganlarga dahshatlik azob bor. Jahannamning ichida bir vayl degan vodiy bor. Jahannamdagilar ming marta undan panoh tilashadi. O'shatga tushib qolmaylik deb jahannam o'zi ham tarozi bilan metrdan urib qolganlarga shu vodiy nasib etadi. Azobi juda qattiq degan oyat tushgandan keyin madinaliklarga buni yetkazib tushuntirib berganlaridan keyin hammasi tarozilarni borib to'g'rilashib 100 gram, 200 gram urib qoladigan, 50 gram urib qoladiganlarni to'g'rilatib olib, 1 kiloga 1 kilo qilishib, to'g'rilab olishib
o'lchovda yut vazinda to'g'ri bo'lgan ekanlar, buyog'i ina keyin Madina Madinai Munavvara bo'lib barakotli bo'lib ketgan ekan. Har bir shaharni toshu tarozisi to'g'ri bo'lsa, fayzi barakoti zo'r bo'ladi. Qaysi bir shahardan toshu tarozi xiyonatga o'tsa, befayz, bebaraka, ofat, balo, har xil ishlar o'sha yurtga tushuradi. İbni Abbas radıyallahu anhuma aytadilar, aytdilar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem li ashabil kayl vel vazn, innakum kad ullitum amran fihi halakatil umamus sal ve qablakum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdilar, bir kuni tarazı ölçav metr tarazı ölçeydiganlarga, sizler ege kılındingiz şunday narsaga ki, sizge berilingan narsa şunday ki javobgarlik. Mana shunga ahamiyat bermasdan sizdan oldin o'tgan odamlarning ko'pi baloga, halokatga yo'liqib ketishdi. Tarozidan urib qolib, metrdan urib qolib, yer yutvardi shaharlarini. Qanday bir balolar keldi, urush balolari, qirg'in qahatchiliklarni kelishib mana shu tarozi bilan o'lchovdan bo'lar ekan birodarlar. Hali yana bunga bitta hadis keladi. Tarozi bilan ishlaydiganlarimizga ko'p tayinlab qo'yishimiz kerak ekan ki, biriniki menga bo'lib shular sababidan balo ofatlar kelishi hech gap emas ekan. Walam yanquzul mikyala wal mizana illa ukhiza bisinin. Tarozi va o'lchov xiyonat qilingan joyga ocharchilik, qahatchilik kelar ekan, yomg'ir yog'may qo'yar ekan, ekinlar hosil bermay qo'yar ekan, qurg'oqchiliklar boshlanib ketar ekan. Birodarlar, musulmonmisan desa, alhamdulillah musulmonman deydi. Tarozinga qarab turib o'xshamayotsan u desangiz yoqangizdan ushlaydi. Musulmon degani taslim, Allohning buyrug'ini qilma deganini qilmaydiganida, mu'min degani Allohga ishongani, Allohga ishonsa, Allohni qilma deganini qilmasa, qil deganini qilsa, unda musulmon. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan bu hadis rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytdilar. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man hamala alayna silaha falaysa minna va man ghashshana falaysa minna." Kimki bizga qilich ko'tarsa, u bizdan emas, musulmon emas. Kimki bizdan sir bekitsa, ya'ni musulmonlardan sir bekitib, ayb bekitib, aybi yo'q deb narsa sotsa, meni ummatim emas debdi. Mana buni kengroq qilib tushuntiraman. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam ovqat sotayotgan odamni oldidan o'tib ketayotgandilar. Hali ovqatga bunday qo'llarini oborsalar, ustini yopib qo'ygan ekan, ovqatni ustida suv. Nima buni usti suv bo'lib qopti dedilar. Hali odam aytdi, yomg'ir yog'udi, shuni suvlari tegdi. O'shani suvi. Odamlar bilmasa olib yeydida, as suvni olvorgin yoki buni bekitmagin, ko'rsatib qo'y, suv tekkani ko'rinib tursin, suv tegib ayniganini bekitib qo'yib sotyapsan. Kimki bunday qilib sotsa, musulmon emas, meni ummatim emas dedilar. Ko'rdingiz? Olmani ham do sasiganini boshqa joyga olib qo'ying, unga narxini boshqa qiling, tozasiga boshqa qiling. Tuppa tuzuk ayollar, bola chaqa boqib yuradigan ayollar, kap katta erkaklar
Şunda amellab türüp çirgen pir. Şundan ne mi ketti yu? Hanedanini berekesi kalbindeki iman ketti ki şu sessigen nerse bilen. Şun bilen hiç bir tafı aldın. Kançalik basıp kaldı. Onu ap koy bir yakka. Tazasını zor dediğimi zorunu bir. Sessigenini uzunu alakta koyup koy. Halalı kereği mi? Halaldan rızk kıdırış diken de şu. Şunu peygamberimiz ettiler. Münaka bekitip satmayın. Bunu kur muydu Müslüman? Al hadi. Karasaki su kırıp koyan içine. Günahkar bolesen. Ve bizden beni ümmetim Müslüman bomi kalesen dediler. Bir taam fırışı aldıdan ötüp getiyetken de kavab duydu kavabını. Mehtap kaldı. Ay zor kavab. Koç kardı koşu dedip mehtap kaldı da. Peygamberimiz mi de haligini üşüdü ki yakıp varıp hidlenip yaman bubka gelleriyem var tazasıyem türüptü. Arada keçekisi mi otken günüsükisiyem var. Şimdi serveri alem etti. Bunu eski sessigendip sat. Yengisini bir yaka koyup sat. Eldep satış, ayıbını bekitip satış Müslümanmez dediler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hele mündeyi kılıp çüntülüş gerek. Uşandakin çüşünedi uzunu kim ekerliğine. Bütte oturgenlerinin 10% yine Müslümandısa onda kama getirdi. Bana şimdiye kılıp aysa gap egesini uzun tapvalı uğradı. Uzunu Müslüman mı Müslümanmez mi bilvalı uğradı da toğırlaşkı otadı. Hiç kim bilmeyi kaladı. Şimdi bu mezken çatakıp ben o. 5-6 çatalarını koşu satı var oldu mu? Onun ge Kur'an'ı mı satıp okup ben? Onun ge Kuday'ı kovarıp ben yığıp bir yağı bulmazken de yolunu doğrulamasın. Aynısı hazırki kündeki dal zarp peyitteki mesele şu braderler, yetkeziyle ayran satadı mı? Suunu kop koşu varmasın. Başka kıladı mı? Barbir suniki suga qatuniki qatu qolaveradi. Buni yana masalalari keladi. An ibn Mas'ud radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam man ghashana falaysa minna wal makru wal khida'u finnar. Bizga qorong'ulik qilib narsa sotgan ya bir sözünü düşündürgen bizden emez. Çünkü makır ve yalgan ikalavu dozakta. Mumin Müslüman dozakı kirmiydi ki. Makkar kiredi, yalgancı kiredi. Demek o makır işletti, yalgan işletti. Şimdi kılı yürüdüklerler dedi ki ozlarını bir başka şeyem sana yürüşedi. Yani bu dikkatliğe sütpürüşlerini أن أبا هريرة رضي الله عنه مر بناحية الحرة فإذا إنسان يحمل لبنا يبيعه فنظر إليه أبو هريرة فإذا هو قد خلطه بالماء فقال له أبو هريرة كيف بك إذ قيل لك يوم القيامة خلص الماء من اللبن. Abu Hurayra raziyallahu anhu bir kışlağını aldıdan ötüp getiyesseler şehirge süt abarıp satadigan adam bir su barcayı gelip sütke suunu koştu. Sütke su koştu de alleştirip bu cehe kadimi işlerken de sütke suunu koşup ketvatudu ki Abu Hurayra tokta iman var mı? Ey Müslüman, kıyamet günü sütke su koşkallarga Allah eterken sütten suunu acretesiz cennetke kirunasız. Acretanmayısız mı? Doğuzakı kiresiz. Ana, ne makilesen şunu dediler. Ne mi böyle de halin? Kayıttan süt bilen indi suunu kendi acretesen. Münakeler yok mu? Radar azizler, kub, kımız pürüşler geyen bu dahildar.
Ayran kılıp kımızdıp salsa dahşat boladı bir gün. Cüdeyem dahşat boladı. Ya oziga, ya balasiga, ya maliga, ya bir pelaketige yurtige uğradı kesir. Süt diyem şimdi, sütge süt koşkayınla, ya tanege bir kesellik, ya içki kesellik, ya bala, ya avlat, ya nebire, bitesige tasiri kuradı. Uzun oziga satsayız, rızkınızı yeseyiz bu muydu mu? Neme yetmiydi? Yani bu etteki oturgallarımda yıkımıydı yu, kestani ister. Şunda uşyar bulin. Kıyamette süt bilen suna acet amir kalas. O digeni cennetke kiramiysen, dozakka kiresen digeni. Kayağda mene şunda işler türüptü, biz hani ladanlar, amin telaşıp, rafuliyedeyim telaşıp, ben unreyim, ey, kanca ben bitti halkını tüzetedigen, gepredigen, imanlik, itikadlik, terbiye sözleri türüptü, bunlar hali namazı telaş. Yeterler de. Bunlar kogurçak hemmez. Kogurçak bazılar var. Şu yaş fidayi baller, eğer iman itikadını namazga, zikrullah, pikrullahga, ilimni yana tüzükrak okuşga sarflegende bir başkaçı bular. Bularını anlarını, pillerini, ana ularınki nadürüz, seninki dürüz, yani şu bitti uşavalgenlerse, haram türgende pekat bid'atke yapıştırılıyordu. Haram ne yok kılış gerek? Bid'at ozda ozu yok buladı. Sıba raziyallahu anhu bir tüye satma mahcup olup bazarga düştüler. Bir adam tüyesini alıp gitti. Ebu Sıba ettiler. Tarifle tüyen kanaka. Bunca koş beledi. Bunca kıladı, bunca kıladı. Bunu mündeyi sevmez, mündeyi karnıda münce nümesi var, uydu büyüdü dıptı. Mündeyi tüyesine karese, ilgesini mekte gelince bitesiyen doğrumez. Hatta tüye çoğla arak gene. Hey dediler, işitmegen mi sen? Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem etkiler. La yahillu li ahadin yabi'u şey'an illa bayyana ma fihi ve la yahillu limen alima zalika illa bayyanahu. Nimaniki satsan aybi nuqsonini bayon qilgin. Oshir yormagin. Bo'lmasam uni puli halol bo'lmaydi. Harom bo'lib qoladi-ku. Bu haram malını ne yiyemiysen, ne hacge baramiysen, ne bir işki kışlatamiysen. Şimdi bar adamlarımız kasamem iç var uğradı. Yok, aybini itip satkende yine halal bularken. Ne mi varlı yine? Ha, yakşı tamamını etsin, aybini noksan etsin. Şimdi halal bularken. Hani Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem etkenlik eller ki, El-Muslimu ahul muslim. وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اِذَا بَاءَ مِنْ اَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ اَلَّا يُبَيِّنَهُ Müslüman Müslüman'a akası ukası, akı uke Müslüman Müslüman'a. Müslüman'a halalmez, ruhsatmez, aybini etmezden satışlık. Buranlar seni satadıkan bosa malını, aybı bosa aybını elbette etiş gereken.